Muhterem divan, kıymetli delegeler, ilimiz, ilçemiz ve komşu ilçelerden teşrif eden aziz misafirler, siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve basınımızın birbirinden değerli kıymetli temsilcileri, davamızın yükünü en fazla çeken hanım kardeşlerimiz, gençlerimiz ve fedakar dava mensuplarımız, kıymetli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Saadet Partisi Ünye İlçe Teşkilatımızın 7. olağan kongresinin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sözlerime başlarken Ünye'mizde bu davada çalışmış, gecesini gündüzüne katmış ve rahmeti rahmana kavuşmuş büyüklerimiz ve kardeşlerimizi anmadan geçemeyeceğim. Bu teşkilatın, bu davanın buralara gelmesinde, kuruluşunda büyük emekler olan, başta en büyüklerimiz Cemal Öz amcamız, Mustafa Güneş amcamız, yakın bir tarihte rahmeti rahmana kavuşan hepimizin ağabeyi, hocası, hepimizi yetiştiren ve büyük emek sahibi olan Hasan Çelebi hocamız ve eşi, kadın kollarımızın yöneticisi olan kıymetli Semile yengemiz. Herkesin yakinen tanıdığı Terzi Ahmet Meal amcamızı, Hüseyin Erol amcamızı, Cemalettin Gazi hocamızı, yine hepimizin yakinen tanıdığı Potozalım olarak tabir edilen Zalım Hüseyin Güneş ağabeyimizi, bir iş kazası sonucu aramızdan ayrılan Onur İkiz kardeşimizi ve yakın zamanda yine rahmeti rahmana kavuşan eski Yüksek İstihbarat Kurulu Başkanımız Oğuzhan Asit Türk ve davamızın kurucu lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı rahmetle minnetleniyor. Rabbim hepsine rahmetiyle muamele eylesin. Biz kendilerinden razıydık. Allah da kendilerinden razı olsun inşallah. Bugün bir kez daha yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya idealiyle yeniden Bismillah demek için bu salonda buluştuk. 20 yıldır iktidarda olan bir hükümet var karşımızda. Ülkemizi 4 sene daha yönetecekler. Yönetecekler de nasıl yönetecekler? Seçim öncesi oluşturulan pembe toplu yerine kara gerçeklerle. Seçimin üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen seçim öncesi sunulan pembe tabloda olmayan, seçmene ifade edilmeyen bir takım faaliyetlerin de gerçekleştirdiğini burada ifade etmekte fayda görüyorum. Nedir bu faaliyetler? Yurt dışından getirilen telefonların ücreti 2004 yılı için 6.000 liradan 20.000 liraya çıkartıldı. 03.11.2023 tarihi itibariyle pasaport fiyatları 2004 yılında %58.46 oranında zamlandırıldı. Cumhuriyet tarihinde faizleri bir seferde en çok artıran parti olmayı başardılar. KDV'leri 12 puana kadar artırma kararı aldılar. Motorlu taşıtlar vergilerini iki katına çıkartarak ek bir vergi getirdiler. Bir taraftan üstesinden gelinemeyecek kadar kötüye giden ekonomi olmasına rağmen diğer yandan asıl oy kaynakları olan dar gelirliği de kaybetmemek için sosyal yardım adı altında dağıttıkları paralar var. Çalışmadan hazır yemeye alıştırılan insanlar var. Ultra lüks uçaklarla, lüks araçlarla ulaştıkları, konakladıkları ultra lüks yazlıklar, kışlıklar, saraylar var. Öte yandan ayın başında aldığı maaşı ayın sonunu getiremeyen emekliler var. Bununla birlikte ayın ucuyla bir sonraki ayın ucunu birbirine bağlayamayan çalışan memurlarımız var. Aslında tüm bunların bir çözümü de var. Sosyal yardıma gerçekten ihtiyaç duymadan alın teri döküp kazanan bir halk oluşturmak da emekliye şimdiye kadar verdiği emeğin karşılığını vermek de mümkün. İşçi, memur, herkesi geçim derdinden kurtarmak da mümkün. Adil bir paylaşımla çalmadan, çırpmadan, ihaleye, feras, fesat karıştırmadan,
taassupçulukla, adamcılıkla ihale dağıtmadan devletin hazinesini kendine babasından mirasmışçasına savurganlıkla harcamadan dedelerimizin gemileri karadan yürüttüğü zamanlardan ufak ufak gemiciklerle yürütüldüğü bir zamanı oluşturmadan bir çözüm arayışında olunabilir. Hatta bu çözümü hep birlikte bulabiliriz de. Hükümetin ekonomik anlamda bölgemizde ne kadar sahip çıktığı tartışılır. Allah yaşadığımız topraklarda bizlere bir lütufta bulunmuş ve Karadeniz sahilinde yaşayan 8 milyon insanın yaşam döngüsünde önemli bir yere sahip olan fındığı bize ikram etmiş. Ancak bu fındık çiftçinin geçim kaynağı iken bugün şirketlerin rant kapısı haline gelmiş. Bir kez olsun fındık bahçesine girmemiş, çuval basmamış, dal eğmemiş, yerden toplamamış, sıra takip etmemiş, başşak yapmamış, belki bu deyimlerin ne olduğunu bile bilmeyen insanların oturduğu yerden bir bölgenin geçimine ve geleceğine karar vermesi sizce normal mi? Benim ürettiğime, alın teri akıttığıma, uykusuz gecelerimin sabahında gün ağarmadan girdiğim bahçede emek vererek topladığımı, harmanladığım, patozladığım fındığa başkalarının fiyat biçmesi, bizi sözleşmesiz köle olarak kullanmalarından başka nedir Allah aşkına? Dün Ferrora denen şirket Avustralya'da 1 milyon fındık ağacı dikti. Türkiye'deki üreticiler sıkıntıya girecek, fındık fiyatları düşecek diyenler bugün Avustralya'da Finansal Review gazetesinin haberinden sonra acaba Türkiye'de fındık fiyatları artacak diyebiliyor mu? Herkes Türkiye gibi vatandaşın bu tekelci zihniyet karşısında ezdirecek değil. Umarım bu anlayıştan vazgeçilir de üretenine, çiftçisine, toprak sahiplerine hak ettikleri değeri verirler. Yoksa ne diktikleri saraylar meyve verir, ne de besledikleri şirketlerden süs sağabilirler. Ordu'ya, Ünye'mize baktığımızda ve karşımıza farklı bir görüntünün çıktığını söylemek mümkün değil. Yapılan işler ortada. Son 20 yıldır bölge insanımızın kalkındırılması için, doğduğu yerde doyması için bir adım atılmış değil. Varsa yoksa sök kaldırım, dök asfalt. Gelen yardımları, bütçeden ayrılan payları müteahhitlere yedirmeye, betona gömmeye doyamadılar. İnsanımızın büyük şehirlere göç etmek durumunda bıraktılar. Bacası tutan bir fabrika kuralım, insanımız burada çalışsın diyen yok. Organize sanayinin adı var, kendisi ortada yok. Bugün içerideki bu iş bilmezlik ve ekonomik yoksulluk dış siyasetimizi de ülkelerle olan ilişkilerimizi de etkiliyor elbet. Hepimizin malumu. Terörist İsrail'in Müslüman Filistin halkına yaptıklarına şahit oluyoruz. Dünyanın gözü önünde Müslüman bir ülkeye soykırım yapılıyor. Dünyadaki duyarlı tüm insanlar ayağa kalkmış olmasına rağmen Siyonist İsrail ve başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere ona destek olan ülkeler ve onların sapkın yöneticileri yapılan bu soykırıma göz yumuyorlar. Oysa Fransa'daki saldırılarda ölen 25 kişi için bu sözde liderler kol kola yürümüş, terörü lanetlemişti. Ölen Müslümanlar, öldürülen Siyonist İsrail olunca ikiyüzlüklerine sizler de şahit oluyorsunuz. Ülkemizde birçok parti ve STK sokaklarda İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri elçiliklerinin önlerinde eylemler yaptılar. Çünkü ellerinden gelen buydu. Ancak iktidar partisinin eylem yapması trajikomik bir durum oldu. Bununla beraber ülke genelinde hatta dünya genelinde Yahudi mallarına karşı bir boykot eylemine girişildiğini söyleyebiliriz. Bu bizim ülkemizde de hem iktidar hem iktidara yakın STK'lar hem de muhalif parti ve STK'lar tarafından da karşılık buldu. Bunu faydalı bulduğumuzu söylemek isterim. Ancak devletin televizyon olan TRT'de Yahudilere ait kola ve cips reklamının, çamaşır yumuşatıcısının reklamının, çocuk bezi reklamının, ülkenin en çok izlendiği dizilerden bir tanesinin reklam aralarında oynatılmasının, yine devlete ait olan tarım kredi marketlerinde bu Siyonist zihniyeti destekleyen üreticilerin yiyecek ve içeceklerini haftanın yıldızı olarak indirime sokmasının, yerli tohum ve fideyi yasaklayıp Yahudi tohumunu kullanmayı zorunlu hale getirmesini ve pazarlarda yerli tohum ya da fide satanlara yüz binlere yaklaşan cezalar yazması ortada bir ikiyüzlülük olduğunu da gösteriyor.
Bunun yanında Yahudi mallarına yapılan boykot yerli ürünündeki talebi arttırmıştır. Bu elbette ülkemiz ve üretici açısından olumlu bir gelişmedir. Ancak bazı art niyetli üreticiler farkına erken varmış olacak ki bunu bir fırsata çevirerek ürettikleri ürünlerde fiyat artışına gitmişlerdir. Bu tür bir fırsatçılığa da ülke olarak müsaade etmemeliyiz. Şunu açık gönüllülükle ifade etmeliyim ki yapılan bu eylemleri ve protestoları olumlu karşılamakla birlikte birkaç Yahudi şirketinin batırılması ve Filistin'deki milyon Müslümanlara bir fayda sağlayacak ne de dünya Müslümanlarının izzetini koruyacaktır. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan hocamın söylediği gibi İsrail ancak ve ancak güçten anlar. Onlara anladığı dilden konuşulmalıdır. Bu sebepten ötürü gerçekçi adımların atılması gerektiğini ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının bu meseleye hakkıyla sahip çıkmasını, Türkiye ile İsrail arasında yapılan demir, çelik, petrol ve su satışı gibi anlaşmaları acilen sonlandırılması gerektiğini ifade etmeliyim. Bugün siz iktidarda olsanız ne yapardınız diyenlere elbet çıkacaktır. Onlara 1974'te, 1975'te, 1977'de, 1991'de, 1996 ve 97 yıllarında yaptıklarımızı hatırlatın. Gerçek bir siyasi duruş nedir? Şahsiyetli bir dış politika nasıl olur? Bunları anlatın. Elhamdülillah bugün mecliste bunu anlatacak omurgalı Müslümanlardan oluşan bir grubumuz da var. Elhamdülillah hayra motor, şerre fren olma imkanımız var. Elhamdülillah doğruları destekleme, yanlış yapmaya çalıştıklarında uyarma, yanlışı yaptıklarında gerçekleri birer tokat gibi yüzüne vurma imkanımız var. İçinde bulunduğumuz tablo çok da iç açıcı değil maalesef. Bunun farkındayız ama bu tabloyu değiştirecek inanç ve kararlılığa sahip bir topluluktur Milli Görüş. Bu inanç ve kararlılığı meclisimizde de görüyoruz elhamdülillah. Meclisi çok kısa bir zaman olmasına rağmen Saadet grubunu insanlarımız takip etmeye, söylediklerini kendi dünya görüşlerine göre olumlu ya da olumsuz tenkit etmeye başladılar. Bu da bizim doğru bir yol izlediğimizi, hala milyonların faydasına işler yapabileceğimizi gösteriyor. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar kongremize hoş geldiniz diyorum. Önce ahlak ve maneviyat düsturuyla yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya için yapacağımız tüm çalışmalarda Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. İnanıyoruz ki zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Katılımınızdan dolayı siyasi parti ilçe başkanlarımıza, STK başkanlarımıza, çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.